Abi başladın mı? Önce şimdi şu büyük yorum için teşekkür ederim tabii. Albüm vesaire konusuna gelecek olursak da şu an Uğur Öztürk'le bir albüm üzerinde çalışıyoruz. Zaten bunun haberlerini de Instagram'dan sürekli veriyorum, kesitler paylaşıyorum. Ama vakit olarak bu albümle alakalı şu tarihte çıkar veya şu tarihler arasında çıkar diyemem. Çünkü süreç biraz şöyle ilerliyor. Biz işte 10 tane şarkı belirledik, bunların hepsi albümde olsun diyemiyoruz maalesef. Yaptığımız belki 30, 40, 50 tane şarkı var. Bunların arasından bir seçim yapıyoruz. O yüzden o konuda net bir açıklamaya kavuşturamam bu konuyu. Biraz devrik oldu. Bu konuyu net bir açıklığa kavuşturamam. Ama var bir albüm. İyi de bir albüm var. Farklı janralara oynadığımız güzel bir albüm geliyor. Onun dışında diğer soru tam olarak neydi? Farklı tarzlar denemeyi düşünüyor musun? Ya şimdi oturup ben bu tarzda şarkı yapacağım diye çok oturmuyorum açıkçası öyle yani. Bir belirli bir kıstasa göre oturmuyorum. Yani bir şey yaparım ve farklı olur. O şekilde ilerler yüksek ihtimalle. Ama bu aralar biraz reggaeton şarkılara düştüğüm söylenebilir. Belki o yönde farklı bir şey olabilir. Şu şekilde zaten Mobi label şirketi kurulmadan önce de 832 Yan Yol bünyesine dahildim ben. İşte Motive, Baskın, OG ile beraber birkaç kişi daha vardı. Vio olsun. Biz zaten hali hazırda bir ekiptik. Bu ekipte Mobi kurulduğunda direkt otomatikmen oranın baş sanatçıları olarak yerleşti. Yani öyle çok alengirli bir giriş hikayem yok açıkçası. Teşekkür ederim. Kendimi 5 sene sonra nerede görüyorum? Açıkçası oturup bu soruyu düşündüğüm bir vakit yok. Çünkü bugüne bakıyorum genelde. Yani ben daha camiada yeni yeni adımlar atmaya başlayan bir rapçiyim. Yani bu yeni müzik yapmaya başladım anlamına gelmiyor tabii ki. 11-12 yaşımdan beri bu işle uğraşıyorum. Ama şu an adımlarım daha yeniyken yarına, bir dahaki haftaya veya bir dahaki aya bakıyorum. 5 sene sonra yüksek ihtimalle beni bugüne göre daha tatmin edecek bir yerde olurum diye düşünüyorum. Yazdığın bir verse'in tamamlanması ortalama ne kadar süre alıyor? Vokal, teknik, söz vesaire konularda olayı şu adamlardan tatmin ediyor var mı? Yazdığım bir verse. Şey bir soru ya. Hiç bunu hesaplamadım yani. Ama şöyle bir durum var. Bazen bir anda çıkıyor gerçekten 15-20 dakikada belki 30 dakikada da bir şarkıyı çıkarıp kaydına girmişliğim var ama proje bazlı düşündüğüm zaman oturup birkaç gün harcadığım da oluyor bazı şarkılara. Veya şöyle oluyor zaten, atıyorum bir işi yaptığımda ilk seferinde tamamen okeylenen çok az iş oluyor. O yüzden bir gün 15 dakika harcamışımdır aynı şarkıya, ertesi gün 4 saat harcamışımdır. Bazen de şöyle çıkıyor, biz oturuyoruz gayet normal base'imizde otururken freestyle yapıyoruz ve buradan da şarkılar çıkıyor. Hatta son birkaç aydır böyle çıkıyor diyebilirim. Şerefe ne kadar da çıktı. Şerefe mixtape'den daha bayağı önce yapılmış bir şarkıydı. Onunla alakalı bir şey hatırlamıyorum ama şöyle gelişti Şerefe. Stüdyoya gidecektim bir gün. Elimde bir iki kayıt vardı. Diyordum ki hani stüdyoya gideyim bugün, gerçekten bir çalışma günü yapayım kendime. Bir iki kayıt bunun için yeterli değildi. Hani bir tane daha ekleyeyim ki vaktim biraz uzasın, çünkü kayıt konusunda biraz hızlı bir insan olduğumu söyleyebilirim açıkçası. Hadi Şerefe gibi bir şarkı da yapayım da bunu da kaydedeyim gibi bir şey oldu orada açıkçası. Ama deneysel bir işti ve beklediğimden fazla ilgi gördü açıkçası. Herkese teşekkür ederim bununla alakalı da. Röportaj sorusu yüksek ihtimalle mixtape'den ve benim bloklar arasından single'ımdan önce gelmiş. Ama zaten onlarla beraber de toplasan 7-8 tane işim var sanırım. Evet, bu konuda haklı olabilirler. Ben yaklaşık 2 senedir MOB bünyesindeyim ve 2 seneye rağmen az bir çalışmam var internet üzerinde. Bu konu benim de tabii canımı sıktığı zamanlar oldu ama
şöyle bir durum var. Hiçbir şey tamamen şirketle kaynaklı diyemem. Hiçbir şey tamamen benden kaynaklı diyemem. İki tarafta da gecikmeler oldu. Benim de bazen üzerinde düşemediğim zamanlar oldu. Veya atıyorum ortada bir proje varsa o projeden sıkıldığım oldu. Değiştirmek istediğim oldu. Bunlar da işleri geciktirdi. Onun dışında Emobi'nin ilk açıldığında prodüktör sıkıntıları yaşadık bir süre. Aynı şekilde Mixmaster Engineering sıkıntıları da yaşadık. Engineering. Böyle ufak tefek pürüzler olduğu için onlarla alakalı da gecikme oldu. Ama tamamen oluşumun bana zaman kaybettirdiğini düşünmüyorum. Benim de problemlerim oldu ama şirket bazı da sıkıntılar oldu. Tarzını spesifik buluyorum ve oldukça beğeniyorum. Bu tarzı oluştururken hangi eksikleri bold edinledim ve ilham aldım? Çalışmayı en çok sevdiğim beatmaker hangisi? Yani net olarak şu isimleri dinledim diyemem ama atıyorum bu albümü yaparken Cypress Hill'den, YG'den, ya bunu da saymak çok doğru değil açıkçası. Daha batı köklü raplerden ilham aldım diyebilirim. Genel olarak tarzımın oluşması da bunlara bağlı olabilir. Özellikle bunlar gibi iş yapmalıyım demedim ama sonuçta ne dinliyorsan müziğin biraz onun aynası gibi oluyor. O yüzden daha batı soundlara hakim albüme de, daha gergin ama onun dışında tabii chill şeyler de var. Daha ferah. Uğur Öztürk. Ve Dinsi. Dinsi'yle de çalışmayı seviyorum. Dinsi de semtimizin güzide beatmakerlarından. Bununla alakalı cevabı tam olarak az önce verdim bence ya. Yani benim de üzerine düşemediğim zamanlar oldu. Şirket bazı problemler de oldu. Ben aynı zamanda farklı işlerde kovalamak durumunda olduğum zamanlar oldu. Onun dışında bir sürü okulum vardı gibi. Tabii ki olacak. Yani olmak zorunda çünkü artık %100 buradayım. %100 müzikteyim. Şu anda müzikteyim. Bu röportaj bittikten sonra da belki kapanacağım, bir şeyler yapacağım. Uğur abiyi arayacağım. Abi bir şeyler yapalım diyeceğim. Yani okul mevzusu ayrı, onun dışında da yani hayat koşuşturmacası. Yani çünkü şöyle bir durum oldu. Ben 16 yaşındaydım ve bir şirket sözleşmem vardı. Ne oldu? Bir şirket sözleşmem vardı. Buna 16 yaşımda adapte olabilmem, %100 adapte olabilmem zordu benim için. Yani biraz ani bir karar. Çünkü şöyle düşün. Bir gün harabe bir stüdyodasın ve bundan birkaç ay sonra, gerçekten harabeydi bu arada stüdyolarımız. Keşke onları gösterebilme imkanım da olsaydı. İyi yerlerde müzik yapmıyorduk yani ufak yaşlarımızda. Ve ertesi gün birkaç ay sonra bir bakıyorsun, iyi bir grup teklifi geliyor. Ondan birkaç ay sonra bir şirketten teklif geliyor. Yani çok hızlı gelişti bazı şeyler. Her insan gibi benim de adapte sürecim biraz sürdü tabii ki. Soru aslında tam yerinde geldi. Bunu burada ilk defa açıklıyorum sanırım ama Emobi bünyesinden yakın bir zamanda ayrılmış bulundum. Hani belki ilk defa röportajda, bu yayında bunu açıklıyorum ama belki bu yayınlanana kadar Instagram'da veya herhangi bir sosyal medyada bunu açıklarım ama Emobi tarafıyla bağlarımızı kopardık. Ama tabii ki de sadece iş bağlarımızı kopardık. İçeriden asla ve asla kimseyle kasti veya yanlışlıkla yaşanmış bir problemim yok. Aramın açıldığı, o da sadece belki görüşmediğimiz için aramın açıldığı insanlar olabilir ama yani bir olaylı bir ayrılık yaşamadım kesinlikle. Maalesef ama çok isterdim. Yani şöyle bir durum oluyordu. Ben hep kendim bildim bileli kendi işimi kendim yapmaktan keyif alan bir insan oldum. Yani şöyleydi benim için. Çocuktum, müzik yapıyordum. Bunu YouTube'a koymam gerekiyordu. Bir cover lazımdı. Oturup Photoshop öğrendim. Biraz daha büyüdüm. Biraz daha işlerimi görsel anlamda büyüttüm. Bunun montajını, kurgusunu biri yapmak zorundaydı. Premiere öğrendim. İşte After öğrendim. Dedim bir gün beatlerimi de kendim yapayım. FL öğrenemedim. Çünkü çok zor geldi. Onun için bir teori lazım yani. Derin bir bilgi lazım. Oturup ben bu programı öğreneceğim deyip sadece yüksek ihtimalle %20'sini öğrenebilirim. Yani zaten şöyle bakıyorum meseleye. Uğur Öztürk'ten örnek vereceğim yine. Gitmiş adam
Pera Müzik Okulu'nda okumuş. Yani ben oturup evimde efel öğrensem ayıp olmaz mı? Biraz böyle bakıyorum meseleye. Ama gerçekten çok isterdim. Ya ileride olur mu? Belki olabilir. Neden olmasın? Ya ufak tefek oldu tabii ki ama yani üzerinde bir şeyler okuyabileceğin işler olmadı. Sadece o an onu duymak istemişim, basmışımdır tuşlara. Kendi şarkıların içinde en beğendiğin bir tanesi? Kendi yayınlanmış işlerden konuşacağım şu anlık ama onun dışında da var sevdiğim işler. Teşekkür ederim hocam. 10 metrekareli 10 parti ya. Yayınlanmamış o işte. Yani. Şu an favorim olabilir bu arada. Albümün çıkış şarkısı olacak yüksek ihtimalle. Paşa diye bir şarkı var. Çok paşa dedim ama gerçekten bu albüm hikayeyi tam manasıyla verip artık buradan çıktığımız anlamına getirecek albüm olacak. O yüzden yine bir paşa esintileri duyacağız tabii sound olarak da sözler olarak da. Neyse asıl konuya geleyim. Şu an en beğendiğim Paşa Vibes 4 yüksek ihtimalle ya. Şarkılarında anlattığın semtte 4 sene lise okudun. Sence biraz abartmıyor musun? Yoksa kendi ütopyandaki şehri sözlerine mi yansıtıyorsun? Ayrıca 2018'de seni ilk konserinde dinledim. Muhteşem bir sahne performansın var. Yolun açık olsun. 17 yaşında olmana rağmen sahnede olman beni şaşırtmadı değil. Tersten cevap veriyorum. Orada 16 yaşındaydım. Bu arada çıktığım yerde, bunu söylemek ne kadar doğru ya. Çıktığım yerde de çıkmamam lazımdı aslında ama bendeki sahne ateşi herhalde dünyada direkt birçok insanda vardır ama ben sahne konusunda kendime çok güveniyorum ya. Burada böyle bir sahne yok. Sonra kendi solo parçasını söyleyip yani hiçbir enerji kaybetmiyorum. Doğru değil mi? İlk soruya geleyim. Moruk, direkt şahsi cevap veriyorum. 4 sene lise okumuşsun. Ben de yaklaşık 18-19 senedir bu semtte, bu muhitte yaşayan bir insanım. Yani sabahım da burada, akşamım da burada. Senin en fazla 12 saatin buradaydı. Ve biraz da şöyle mesele, ne kadar içinde olduğuna bağlı. Mesela ben asla Bayrampaşa şöyle bir yerdir, böyle sıkıntılı bir yerdir, böyle giremezsin hiçbir şarkılarımda demedim. Aa, tabii ki o ufak tefek pürüzler, yaşanan şeyler de var. Ha, şöyle bir durum var, her şeyi tam saflığıyla veremiyor olabilirim. Sonuçta işimiz müzik, biz bir kelime cambazıyız. Bazı şeyleri ütopik anlatacağız, albenisi olması lazım bazı şeylerin. Anlattığım şeylerde belki abartı yoktur ama biri iki anlatıyor olabilirim. Yani bir şey bir kere oluyorsa üç kere olmuş gibi bahsetmiş olabilirim. Ama kesinlikle burada yaşanan şeyleri asla abarttığımı düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum ben de. Bu arada 4 yıl geçirdiysen bir 4 yıl daha böyle sivil olarak geçir. O zaman belki bağdaşabiliriz. Hem de tam Cevat Paşa Mahallesi'nde geçirirsen kesinlikle fitleşiriz. Adımın hikayesi. Evet. Adımın hikayesi. Şimdi zamanında bir tane dövmeci varmış ama çok da semtlerde böyle dövme yapıyormuş. Sonra bir arkadaşı gelip ona demiş ki bak Moruk sen çok yeteneklisin, iyi yerlere geleceksin, ben sana inanıyorum demiş. Sonra onu söyleyen arkadaşı da ufak ufak dövme işlerine katılmış. Ondan sonra bu arkadaşı gaza getirdiği arkadaşı yükselmiş. Ondan sonra ufak ufak dövme işlerine katılan arkadaş demiş ki gel sana bir dövme yapayım, ne yapsak acaba demiş ve burasına Elefe yazmış. O dövmeci de şu an Samet Şahin. O dövmeyi yapan da Necati Özer. Hala yapsa keşke dövme. Yapmıyor artık. Dövmeden para kazanıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Necati abi benim için şöyle bir adamdır. Bahsetmek isterim gerçekten. Hayatımda büyük katkıları olan bir insan. Ve gerçekten Bayrampaşa'da hip hop konusunda insanları çok bilinçlendiren, o da başkaları tarafından bilinçlenen bir insan. Ve bana çok katkısı olmuştur. Bugünkü yaptığım müziğin, yazdığım her kelimenin ardında kesin ondan bir esintiler vardır. O dövme olayına başladığında Samet abimize böyle burasına Elefe diye bir dövme yapmış. Ben de 832. Yan Yol bünyesine dahil olurken artık işlerin eskisi gibi olmadığını fark ettim ve bu ismi bana uygun gördü. Hefe, Elhefe. Öncesinde başka bir isim var mıydı? Vardı. Ya işte onu susacaktım tam orada. Çemberin içinde mi bir şarkı mı var? Neydi o? Çemberin içinde. Ben bayılıyorum abi. Tam Hefe Umay'a şarkı esintileri vardı o şarkıda. 15 yaşında mı kaydetmiştin? 14-15 falan. Şu an var mı diye? Var, bende var.
soruyu alayım kanka bir daha. Yerli ve yabancı hangi türlü güzelleri evet, DJ Mazurk'la çalışmak isterdim. Onun dışında yine Dr. Dre diyeceğim, yine Scott Storch diyeceğim. Söylediğim gibi ben hip-hop konusunda hala biraz ilkelim. Yani kendi işlerim olmasa da dinleme konusunda ilkel olduğumu söyleyebilirim. Biraz eski işlerden besleniyorum. Onun dışında kim olabilirdi acaba? Türkiye'den mi? Daha önce çalışmadım. Ars'la bugünün işlerini seviyorum. Yani herkes gibi iyi bir devrime ön ayak oldular. Boombap klasmanında. Tepki'nin çok iyi bir prodüktörlüğü var bu arada. Buradan bunu söylüyorum. Tepki ile çalışmak isterdim. İyi bir prodüktörlüğü var. Ama yapmıyor. Lütfen. Yani benim şarkım en azından Şerefi için konuşacağım veya Paşa Vibes 4 için konuşacağım. Daha önceden yapılmıştı. Mixtape için ekipte şarkılar toplanırken işte her sanatçıdan şu işini alalım, şu işini alalım gibisinden bir çalışma oldu. Çünkü pandemi sürecinde olduğumuz için stüdyoya gidemiyorduk. Yani öyle bir şeyimiz yoktu, çalışma alanımız yoktu. Biraz evlerden halletmeye çalıştık işleri. O yüzden biraz karma oldu ama bence o işin ruhu da o oldu yani. Mixtape dediğimizde iyi bir çalışma olduğunu düşünüyorum açıkçası. Cayır cayır geliyor dediğimde genç olarak, yani zaten ben 18 yaşındayım. Birilerine böyle çok cayır cayır geliyor diyebilecek yaşta olduğumu düşünmüyorum. Ama benden daha ufak yaşta gelen Mavi'nin işlerine güveniyorum. Bence iyi bir aura yakalayacak camiada. Onun dışında Türkiye'den takip ettiğim, benden yaşça büyük olabilir ama Zenci'nin işlerini beğeniyorum. Bizim ekip dışında sayıyorum tabii. Onun dışında zaten var, bizim ekibin işlerine güveniyorum her zaman. MOB kadrosunun. Takip ettiği hip-hop platformları, sosyal medya hesabı var mıdır? Evet. Çok üzerine düşmüyorum ama Instagram'da var birkaç tane takip ettiğim sayfa. Include Culture vardı. Ya da Include Magma oldu sonra. Galiba öyle bir durum var. Illegal Culture var. İşte Complex tam olarak hip-hop olmasa da onları da takip ediyorum. Ya genelde sayfaları değil de beğendiğim adamları, beğendiğim isimleri takip edip kendi sayfalarından takip ediyorum onları da yani. Ya da Keşfet'ten bir şekilde önüme düşüyor. Onun dışında World Star Hip-Hop'a bakıyorum arada. Şeylerin olsun, YouTube kanalların olsun, kendi sitelerin olsun ama çok yoğun takip ettiğimi söyleyemem. Sistemim yok asla. Bu arada Bol Sözlük benim çok uzun zamandır takip ettiğim bir platform değil, yalan olmasın. Ama takip ettiğim süre içerisinde de gerçekten böyle şey hoşuma gitti orada yani. Bir başlığa tıklıyorum, ilgim olan bir başlığa. Orada benimle aynı fikirde olan insanları görünce veya farklı fikirde olduğunda aa bak böyle bir açıdan da bakabilirim dediğim insanları görünce mutlu oluyorum. Bence iyi bir platform. Yani yönetimi de doğru gidiyor gördüğüm üzere. Onun dışında dinleyicilere mesajım, ufkunuzu geniş tutun. Yani bu işi yapmak da istiyorsanız, dinlemek de istiyorsanız her zaman açık olun, her şeye açık olun. Yani bir şey yapmaktan veya dinlemekten korkmayın, çekinmeyin. Çünkü korku gerçek olan her şeyin önünü kapatıyor açıkçası. Yani ve bekleyin. Gerçekten sıra dışı şeyler yapıyoruz bana kalırsa. Var. Cypress Hill Tequila Sunrise. Dünyanın en iyi şarkısı olabilir. Yani şöyle böyle yani ne modda olursam olayım çıkarıp çekip çıkarıyor beni o şarkı. Senin ne abi? Evet. Ya şu aralar çok karışık. Bir tane ya, bir tane böyle her gün dinlediğim bir şarkı ya. Spotify'a mı? Yok abi bakma, direkt söyle. Çok zor. Çünkü bir tane yok oğlum yani. Ben ya ben biliyorum bu arada senin bir tane. Hangisi? Ravent. Ravent? Benim sabah var şimdi yani. Sabah uyandığımda televizyonlar çıkıyor. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim böyle bir teklifle geldiğiniz için. Her zaman birkaç defa da gelebilirsiniz. Başka yerlerde de yaparız.
Görüşmek üzere.